23 Salı günü Yarmuk'tayız. Yarmuk'ta bugün 7 koşulu program var. Hemen değerlendirmelerimize geçiyoruz Yarmuk'la ilgili. Evet, Çim pistte koşular 16.05'te, handikap 4 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar, 1 numaralı Cavalusio Mark Crayon'la biraz ağır kiloyla koşacak ama bu at bu grubun üstünde, yani bir de son koşusunda kazanmış. En azından yedili prese bakımından dikkat edilmesi gereken bir safkan. 5 numara Bullet, John Mason, 6 numara Brazen Arrow, Crane O'Neill. Bu safkanlar yeterli olacaktır. O zaman burada Cavalucio, Mark Crayon'la çok ön planda. İkinci koşuyla beraber Altıl Gayan başlıyor. Maiden 2 yaşlı İngilizler 1040 metreye çıkacaklar. Güne Banko ile başlayacağız. Burada Sir Bolton arkadaşlar, bilmiyorum, yurt dışında çok ön planda gösteriyor. Invisible Spirit'ten gelme. Blue Point yavrusu. Onları yanlış. 3 numara Sir Bolton'u burada Banko atacağız. Evet. Güne Banko ile başlıyoruz. Üçüncü koşu şartlı 3 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Burada şartlı 1 gibi gözüküyor tabi ama değil. Çünkü şartlı, sadece şartlı bir koşu. Bir, iki kez koşmuş bir safkan var. Calum Shepard, Le Havre yavrusu ki çok iyi bir safkan. O 8 numara. Biz ilk başta onu vermiyoruz. 6 numarayı veriyoruz. Sir Yap, Robert Havlin, Gallo'dan gelme Kingman yavrusu. Yedili prese için bankoda düşünebilirsiniz bunu, bu safkanı, 6 numara zır yapı. Hatta şöyle söyleyeyim arkadaşlar, mesela iyi bir AGF çıkarsa bankoda düşünebilirsiniz. Yani küçük oynayan arkadaşlar için ideal olur bu, bu safkan. 1 numaralı Beyond the Laws, Daniel Mascot. 5 numaralı Savannah King, Seren Fallon. Ve 2 numaralı Kalamunda, Jack Mitchell. Son olarak da burada bu Le Havre yavrusu, şimdi iki kere koşmuş geçen sene, bu sene ilk kez koşacak. Dileyenler onu da ilave edebilirler. Yani çok iddialı değil ama iyi. 6, burada alternatif banko, 1, 5, 2 ve 8 dedik. Hatta 7'li plase için zır yapı denetim şirketi gibi bir şey. Evet, 4. koşu 17.50, handikap 3 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Ya burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim, şimdi bakın çok dikkat edici bir şey söyleyeceğim size. Burada son koşu 3 tane son koşunu kazanmış safkan var. Bunlardan 2 tanesi bir 40 gün arası var, bir 22 gün arası var. Diğeri 180 çünkü geçen sene ilk kez koşacak. Burada 2 numaralı Sassy Bell'le önceliğimiz bizim. 4 numaralı Beelzebub İkinci atımız Daniel Mascot'la. 1 numaralı Ibiza Love, Crane O'Neill. Yine 221 gün aradan sonra 6 numaralı Foxmaster, Jack Mitchell ve 7 numara Open Market, Clifford Lee. Normalde burayı kapatmak lazım. Burada her türlü sonucu açık burası arkadaşlar. Ama biz 2'yi başta tutuyoruz. 4, 1, 6, 7 diyoruz. Yani 7 atın 5'ini vereceğiz burada şimdilik. 5. koşu handikap 3 yaşlı İngilizler 2020 metreye çıkıyor. Arkadaşlar bakın, bu aynı Roma vardı ya, Roma'da böyle 5 at koşuyordu ama 96 bin lira öne verdi. İnanamadım ben ya gerçekten. 4'te 4 giderken, 4'te 4'müş 3 giderken bir anda orada farklı hale soktular olayı. Burası da aynı şey yaşayabiliriz burada da. Böyle bakmayın böyle 5 at 6 at olduğuna. Garip garip burada son AGF sonlar gelir. Şimdi burası 5. koşu 1 numara ön planda Burnish. Bu Farragher, William Haggas antrenörlüğünde. Fakat burada da yani şöyle söyleyeyim size, o mecburen yazmak zorunda olduğumuz 5 numaralı Smooth Rider, Jack Mitchell'le ve 4 numara Zebra Star var ortada. Günün sürprizinde 6 numara yapar Dog Fox. Yani 1 5, 4, 6 burası mecburen geçmemiz gereken safkanlar.
Evet, 6. kuşa geldik şimdi saat 19'da. Handikap 4 yukarı İngilizler 1040 metreye çıkacaklar. Burada bir numaralı Bill Plump. Arkadaşlar henüz bu safkanın koşup koşmayacağını bilmiyorum ama kısa mesafe ve çok iyi bir frekansı var. Koşarsa eğer 3. binici alırsa şaşırmamak lazım. 4 numaralı Han Solo Berger. Danimarka'da benim atım bu. Burada 19'un arası var. Ben size de söylemiştim. Aşağıdaki de öyle. 5 numara. Bu son yarışını kazanan safkanlar İngiltere'de arka arka tekrar kazanıyorlar. Dikkat. Burada Bag on the Bell, Clifford Lee ile ve 2 numaralı Made a Guest, Luke Morris ile. 1, 4, 5, 2. Burası için en ideal arkadaşlar geçiş yerimiz bu olur bizim için. Evet, günün son koşusuna geçiyoruz. 19.35'te. Handikap 4 yukarı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Burada 1000 metrelik bir hız koşusu izleyeceğiz. Şimdi burada tabii normal şartlarda gönül ister ki banko atalım ama öyle bir durum yok. Ama çok inandığımız bir at var burada. Onu önce size söyleyeyim ben. O da 3 numaralı Jennifer. Jennifer. Aslında nasıl bir Jennifer? Jennifer mı Jennifer mı? Burada Louis Edmonds'la arkadaşlar bu safkan çok iyi koşacak bugün. 4 yaşlı bu safkan. Önceliğimiz bizim bu 3 numaralı Jennifer. Hatta ben size şöyle söyleyeyim, alternatif banko bile diyebiliriz biz buna. Bu yani şu koşuların baktığımız zaman gerek kalitesi gerek performansı tekrar birinci olma ihtimali çok yüksek gösteriyor bize. Burada diğerlerine oranla. Bu safkanı düşürdüğümüz takdirde 2 numaralı Altman Flight, Josephine Gordon. 1 numaralı Munificent, Joe Hines. 7 numaralı Espiritu Moreno, Stefano Cerci. Ve 4 numaralı The Throne, Darak Cannon. Evet, 7. koşuyla bu şekilde geçmiş oluruz. 3, bu da alternatif banko. 2, 1, 7 ve 4. Arkadaşlar bu arada şimdi ben bu videoyu yaparken Bursa'da 1. altılıyı da premium üyeleri vermiş olduğumuz kupon tuttu. Bu arada bakalım ne kadar verecek. Bunu yaparken, videoyu yaparken altının da Bursa altısı, 1. altı tuttu. Bakalım 2. altın nasıl gider tabi. Bilemiyorum. Evet, en azından bir 1500-2000 arası bir şey verir diye düşünüyorum ben Bursa 1. altılı. Şu an daha yeni, henüz Toramanko'ya bankomuzu zaten. Toramanko'ya geldi. Evet arkadaşlar, böylece Yarmut'la ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Diğer yabancı yarışlar da listeye geldiğim müddetçe izleyebilirsiniz. Ben herkesi premium ile davet ediyorum arkadaşlar. 150 lira bu günün şartlarında hiçbir şey değil. Bakın 6 ayda gelinen enflasyonun ne olduğunu siz biliyorsunuz zaten. Yani baktığımız zaman ücretler artıyor, şeyler artıyor. Bu bilet fiyatları da arttı. Yani tevzi de artıyor ama biz arttırmıyoruz. Yani yararlanabileceğiniz kadar. Herkese bol şans, hoşça kalın.